aslında bizlerin, ilgili kurumların bu projeleri uygulayarak istediğimiz şey sadece bir yarışma değil, aynı zamanda sizlerin ve sizler aracılığıyla toplumun bu konuyla alakalı farklı illerden gelen arkadaşlarımız da var. İstanbul'dan, Van'dan, Bilecik'ten gelen arkadaşlarımız var. Hakikaten çok mutlu olduk yarışmamız açısından. Çok büyük bir avantaj. Tekrar çok teşekkür ederim. Belediye olarak ilgili kurumlar, mentorlarımızla birlikte süreçlerde paylaşmış ve ödül alan arkadaşlarımızı belirlemiş olurum. IDEOTA'nın konusu Bursa'da iklim değişikliği ve kuraklıktı. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu çalışmanın lansmanını Dünya Su Günü kapsamında başkanımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Şimdi ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii IDEOTA'nın da amaç sadece bir yarışma değil, aynı zamanda katılımcıların ve halkın bu konuyla ilgili farkındalığın gelişmesini sağlamak. Dolayısıyla bu sürecin bilgilendirme ve atölye çalışması kısımları var. Bugün bu çalışmayı gerçekleştireceğiz. Tüm gün sürecek çalışmamız. Öğlene kadar ki bölümde özellikle bize destek sağlayan kurum temsilcilerimiz var. Onların sunumları olacak. Bursa'da kuraklık ve iklim değişikliği ile alakalı sorunlar anlamında. Daha sonraki aşamada öğleden sonra da gruplarımızın kendi işlerinde yapacakları bir grup çalışması olacak. Bu grup çalışmasında amaç da hem katılımcıların iklim değişikliği ve kuraklıkla ilgili sorunları tespit etmeleri, kök neden analizini yapmaları ve alt sorunlara inerek proje fikri geliştirmeleri için bir altlık oluşturmak. Yarışmamıza katılım gayet güzel. 15 ekibimiz var. Ekiplerimiz 5 ve 7 kişiden oluşuyor. Özellikle farklı şehirlerden, İstanbul'dan, Van'dan, Bilecik'ten katılan yarışmacı arkadaşlarımız var. Bu da bizim için sevindirici oldu. Hem Bursa'mıza gelmeleri, Bursa'nın hem tanıtımına katkı sağlaması açısından. Bu şekilde bugün devam edecek. Daha sonraki aşamada da Dünya Çevre Günü ve haftası kapsamında da yine kamp kısmı, fikir kampı kısmı ve yarışmacıların fikirlerini oluşturarak sunumlarını gerçekleştirmeleri ve jürinin en uygun 3 projeyi seçmesi ile yarışma kampımız sonlanacak. Haziran, 5-7 Haziran haftası tamamlanmış olacak. Evet, şu anda bir bilgilendirme kısmıyla da başlıyoruz ve bu süreçte mentorlarımız var. Özellikle buraya da katılım sağlayan Tarım İl Müdürlüğü'nden, DSİ'den, İl Çevre Müdürlüğü, Çevre Mühendisleri Odası, üniversitelerimizin temsilcilerinden bu mentorlarla da görüşerek katılımcılarımız hem kendilerini bu konuda geliştirecekler hem de fikir geliştirmelerine destek olacağız. Umuyorum Bursa için güzel fikirler çıkacaktır ve sonrasında bizler de belki Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlar olarak bu fikirleri uygulamaya geçirebileceğiz. İstanbul'dan geldim. Bilecik'ten, şehir dışından gelen arkadaşlarımız var. Bursa için böyle bir yarışmanın içerisinde bulunmak bizim için çok değerli. İklim değişikliği ve kuraklık tüm dünyanın için aslında büyük bir sorun ama Bursa özelinde buna bir çözüm üretebilmek bizi çok mutlu edecek. Bize böyle bir imkan sunabildikleri için, bize böyle bir ortam hazırladıkları için emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Gençliğin Sesi Gençlik Grubu'nun bir parçasıyım. Biz Bursa'dan katılıyoruz. Bursalı gençleriz. Gençliğin Sesi Gençlik Grubu hali hazırda zaten AB fon kaynaklarını kullanarak iklim değişikliği, hava kirliliği üzerinde çalışmalar yürütmekte. Bir Erasmus Plus projemiz var. Temiz hava elçileri üzerine Bursa'da gençlik odağında temiz hava farkındalığı çalışmaları yürüteceğiz. Yine bu İdeaton'da Bursa'mız için özelinde bir çalışma aslında. Su kirliliği ve iklim değişikliği odağında. Biz de bu yarışmanın bir parçası olarak kendimizi geliştirerek, fikirlerimizi sunarak katkı sağlamak istiyoruz. Bu şekilde. Ekip üyesiyim. Bursa Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünde okuyoruz. Arkadaşlarımla beraber. Yani iki kişi matematik bölümü, kimya bölümü ve biyo mühendislik okuyoruz. Arkadaşım da var. Buradaki amacımız yani Bursa'ya iklim değişikliği ve kuraklık adına yani son yıllarda da daha fazla olan kuraklık için mücadele etmek istiyoruz. Öbür arkadaşlarımız gibi. Yani umuyoruz ki en iyi şekilde yani en güzel fikir buradan çıkacak ve Bursa'mıza faydalı olacak.
Teşekkür ediyorum. Hepimizin günümüzde göz ardı edemeyeceği bir konu olan sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konusuyla alakalı da bu Ideoton'a katılmak istedik. Gerekse okul projelerimizde gerek meslek hayatımızda her zaman irdelememiz gereken bir konu olduğu için bu yarışmanın bize çokça tecrübe katacağını umuyoruz. Ve bu konuyla alakalı günümüzde dijitalleşen dünya ile beraber geliştirebileceğimiz sürdürülebilirliğe yönelik ve insanların iklim değişikliği konusunda bilinçli bir hale gelmesini sağlayacak dijital bir hedefimiz var yarışmayla ilgili. Umarım hayal ettiğimiz gibi projemizi gerçekleştirebiliriz. Çevre için yaşanılabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak için elimizden gelen her türlü desteği sağlayıp fikirler geliştirip bunu da diğer ekiplerle paylaşacağız. Aslında buradan çıkabilecek birçok fikir çok değerli olacağına inanıyorum ve çok da Bursa'ya katkı sağlayacak fikirleri üretebileceğimize inanıyorum.